Sevgili izleyiciler, bugün yurttaşlar aradı beni. Kozan'ın Hacı Mirzalı köyünde, eskiden biz Hacı Mirzalı köyü Hacı Mirzalı mahalle. Aslında Cumhuriyet Mahallesi ile bitişiktir. Bir feryadı fügan sesi geldi. Ablamın suyu kesilmiş, su parasını yatıramamış. Dedim abla neye yatıramadın? Bakın kendisine söyledi. Abla merhaba. Merhaba. Aslında abla ben senin sorununu duydum ama ee, dedim ki abla kimin eşi dedim Abo dediler ki araz Osman'ın eşi. Hacı Mirzalılı meşhur e, merhum oldu, rahmetli oldu. Ee, Osman abi vardı. Osman e, Görüş. Osman Görüş'ün eşiymiş. Osman abi duyuverdim, verdim. belli tanırım. Çok kumlu gölde şimdi konu böyle. duyuverdim, üzüldüm, hemen geldim. He, benim suyum kesildi. İşte erif hastı yedi. 5 aydan 5 seneden beri herifle uğraştık. Suyu da şey etmediler. Yatıramadık yani. İmkanı yok yatırmamıza. Beş yıl su parası borcu birikti. He birikti. E Başına şimdi, bela mı oldu? Başıma bela oldu. İçime dert mi oldu? İçime dert oldu. Hindik'te de suyu kestiler. Ne yapıyorsun ya? Eniştegilden alıyorum suyu. Maşallah sosyal devlet böyle oluyor demek he. ki. Değil mi? Ondan sonra işte... Yoksul yurttaşın su parasını almamak lazım. He. Maçoğlu var ya Maçoğlu. O... Türkiye, Komünist Partili maçolu var ya Türkiye Komünist Partili. O adama hayranım ben Tunceli'de. Tamam mı? Parasını ödeyemeyen yurttaşların suyunu kendi veriyor ya. Evet. İş kestiler işte. Öyle kaldık susuz. Bana da işi iki ayda bir veriyorlar. İki ayda durma ne kadar alıyorsun? İki milyar veriyorlar. Osman abi'den yani heriften senin tabirince tarla, bağ, bahçe. Hiçbir şey kalmadı. Herkes. Bakır sigorta. Yok yok. Hiçbir şey yok kızım. Hiçbir şey yok. Kaç çocuk var? Dört çocuk var. Dört tane? Kız var. Dört tane kız var, oğlun yok. Yok oğlum yok. Kızlar da kendi halinde mi? herkes de kendi halinde. Herkes kendi geçimini çıkarıyor. Yardım edemiyorlar mı? Yardım edemiyorlar. Edemiyorlar. He. He. E ben de sinirleniyorum kendi kendine. Nereden geldin bu hacı gelin demiyorsun değil mi? Çok yok. oldu çünkü. De yok demiyorum. <laughs> <laughs> de ya böyle işte böyle acı trajik bir durumda bir, yine de bir gülecek, gülümseyecek bir espri yapacak e, bir durum doğru Bulabiliyoruz evet. Gülmesen ne yapacaksın? Elinden bir gelir olsa ha. yapan. Evet. Ama elinde bir gelir yok. Sen ne diyorsun devlete şimdi? Ben devlete yani benim bu suyumun açılmasını istiyorum. Kaç lira su borcun? 14 lira. 14 bin lira. He, 14, 14, bin lir. 14 bin TL. He. 14 bin TL su borcun var. He. Kara kara düşünüyorsun, canın sıkılıyor, moralin bozuluyor. bozuluyor. Yaşam şevkin kaçıyor. Kaçıyor, işte tutasım gelmiyor da bir şey de tutasım gelmiyor. Öyle geziyorum deldan akıba. Em, em, şey emekli şey pardon dul yetim, em, paranla geçiniyorsun. He onunla geçiniyorum. Peki ben kaymakamlıktaki duyarlı insanlara çağrı yapıyorum. Bir de Kozan'daki e, sorumlu her zamanki duyarlı yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. Bu ablamın derdine derman bulun. Derman olun. İnşallah. Ablam inşallah. üzülmesin ya. İnşallah olur. Inşallah. Zaten Osman abi neden rahmetli oldu? Kanserden. Akciğer kanseriydi. Akciğer kanserinden rahmetli oldu. Onunla çok uğraştınız. Kaç yıl çekti? Çok çok. Bir buçuk sene çekti. Bir buçuk yıl çekti. He. Onunla uğraştın. Uğraştık uğraştık. Döküldük, saçıldık. Kurtarabilir miyiz ola dedik, kurtaramadık. Hmm. Cenab-ı Allah aldı gitti. Gençti kaç yaşındaydı? 55 yaşındaydı. 55 yaşındaydı. Hmm. Sen Andıl'dan geldin buraya. He. He. Peki değerli ceca. Ablamın ben içerisini çekmek için başka bir şeylere ihtiyacın var mı? Başka da bir ihtiyacım yok kızım. Sadece suyumu bekliyorum. Gıdaya, yemeğe, şuna buna falan. Ama o müteşrik mü her şey var da. Suyu mu açılmasını istiyor? Ablam suyunu ya yemek, içmek, su. Yemek, içmek, barınmak, su. Kardeşim bu ya bakın bunu konuşuyoruz ya. ya Sanat, kültür, eğlence, zevk falan filan keyif meyif değil ha. Su. Ben su olmasa istiyorum. ne olur ya? Su istiyorum. Yiyecek kaygım al benim. Yemesem de günüm geçer. Bizim izleyicilerimiz duygulu insanlardır. İnşallah güzel insanlardır. belki Peki ablacığım Osman abi rahmet diliyorum. Sana da Sağ ol, Allah sağlıklı Allah huzurlu günler diliyorum. Sağ ol Allah razı olsun. Sizden de ben diliyorum kurban olduğum Allah'ım. Hayırlısını versin ya Rabbim. Ne diyeyim başka bir şey demeyeceğim ben oğlum. Peki. Peki. Ne, ne diyeyim başka ne diyeyim. Peki kaymakamla tekrar çağrı yapıyorum. <laughs> Belediyenin de duyarlı insanları ne yaparlar bilmiyorum. Herhalde onlar da gerekeni yaparlar. Size atfediyorum bu programı. Evet. Akmıyor. Su kesik söylediği gibi ablanın. Ya yurttaşın, yoksul yurttaşın, emekli dul yetim maaşı insanın suyu kesilir mi ya? Elektriği kesilir mi ya? Hani sosyal devlet ya? Allah'ını seversen sen hani nerede adalet ya? Böyle şey mi olur ya? Vallahi billahi. Bakın ekmek. Ya bakkaldan da ekmek alıyoruz. Kendi ekmeğini kendi yapıyor. Anca geçiniyor insan ya. Ablamın dolabını açmıyorum ya. Dolabını açmıyorum. Şu tüpü de göster, şeyi de göster. Artık bunlar kalmadı, kesildi ama bunlar da işte zor buluyorlar insanlar. He, çay da soğuk.